Ege Türk TV ekranlarından Meltem'le Yaşama Dair programından herkese merhabalar. Bugün programımızda lenf ödem tedavisini konuşacağız ve konuğumuz fizyoterapist Mahmut Bilgin bizimle birlikte. Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Merhabalar. Evet bugün özellikle halk arasında fil hastalığı diye biliniyor evet. Değil mi lenf evet. ödem? Lenf ödemi konuşacağız. İsterseniz ilk olarak bir lenf ödem tedavisine geçmeden önce belirtileriyle mi başlayalım? Yani evet. lenf ödem önce nedir? Lenf ödem nedir? Neden kaynaklıdır? Hı-hı. Bununla alakalı bir evet. bilgi aktaralım. Şimdi vücudumuzda kan dolaşımıyla Hı-hı. beraberinde çok önem arz eden lenfatik dolaşım mevcuttur. Evet. Bunlar ikisi kan dolaşımı ve lenfatik dolaşımı bir zincir halinde, bir etkileşim halinde vücudumuzdaki bir takım işte mineraller, yağ, protein, su, hücre vesaire bunların taşınmasından yükümlüdürler. Lenf ödem dediğimiz fil hastalığı işte insanın vücudun belirli ekstremitelerinde kol ya da bacak, organ herhangi bir bölgede burada bir göllenmenin bir ödem dediğimiz sıvının, proteinden zengin sıvının birikmesinden kaynaklı oluşmakta. Bu neden dolayı birikir? Lenfatik sistemin yetersizliğinden ya da doğuştan kaynaklı lenf sisteminin yetersiz kalmasına bağlı ortaya evet. çıkmaktadır. Bunu işte kendi içerisinde kategorize etmekteyiz. Primer lenf ödem ve evet. sekonder lenf ödem dediğimiz iki grup halini almaktayız. Primer lenf ödem doğuştan kaynaklı bir takım lenf kanallarının ya da lenf sisteminin yetersiz olması. Buna bağlı vücutta biriken sıvının sirküle edilmesi gereken sıvının sistemin yetersiz olması itibariyle bunu tölere edemeyip vücudun işte kol ya da bacaklarda birikmesinden evet. kaynaklı. Sekonder dediğimiz lenf ödemde ise daha ziyade bir travma, bir cerrahi girişimle beraberinde bir kanser durumu sonrasında işte lenf nodülleri dediğimiz bölgelerde işte kasık dibinde, koltuk hı hı. altında işte bir meme kanseri sonrasında göğüsü alınırken koltuk altındaki lenf nodüllerinin temizlenmesi sonucu oradaki lenf akışına bir bariyer engel olacağı için ilgili bulunan bölgenin ekstremitesindeki ödemin birikmesine de işte sekonder lenf ödem dediğimiz grup bu olmakta. Peki bu doğuştan dediğiniz ne zaman anlaşılıyor doğuştan olan? Şimdi kişiden kişiye farklılık göstermekte işte doğum itibariyle çocuğun işte 1 yaş, 2 yaş itibariyle çocuk artık yavaş yavaş bağımsız hareket etmeler başlayınca vücudundaki kol ya da bacaktaki o bebeklerin tombiş halinin evet, evet. artık anormal bir şişkinlik olması itibariyle. Evet, iki kol birbirinden evet, farklı evet, değil mi? Evet, evet. Yani bunu da göz önünde bulundurabiliyoruz ama bazen her iki ekstremite de etkilenebilmekte. İki bacak evet, birden veya, etkilenebilmekte. Evet, evet. Ya kollarda ya da bacaklarda oluyor herhalde değil mi lenf ödem? Evet yani şöyle sekonder lenf ödemde genelde tek ekstremite etkilenmekte. Hı-hı. Tek kol ya da tek evet. bacak. Şayet burada sekonderde herhangi bir kanser hücresinin karşı ekstremite bölgesine de etki etmesi buna bağlı orada bir cerrahi durum söz konusuysa her iki ekstremitede etkilenmekte. Örnek bazı hasta gruplarımızda tek bacak lenf ödem iken bunun ihmal edilip tedavi edilmemesi sonucu bir bacakta bir iki bardağı düşünecek olursak yan yana birinde dolan sıvının artık taşma noktasında bacak şişmiş ve yavaş yavaş karşı bölgeyi de etkileme durumuna gelmiş. Buna bağlı birinci bacağa bağlı ikinci bacakta da bir ödem, lenf ödem durumu söz konusu. Evet yani tabii ki hastalığın teşhisi zamanında müdahale edilmesi çok önemli. Peki bu lenf ödemin belirtileri nelerdir? Kişi kendisinin lenf ödem hastası olduğunu anlayabilir mi? Yani tabii şimdi görsel olarak baktığında bir
kol bir koldan farklıysa veya bir bacak diğer bacaktan farklıysa anlar ama yani ne gibi belirtiler veriyor bu hastalık? Nasıl evet. algılayabilir şimdi, ekran başındaki seyircilerimiz lenfedem hastası olduğunu? Evet, şöyle öncelikle zaten kendi hikayesini bilir her kişi. Şayet bir ameliyat durumu olduysa bu ameliyata bağlı bir bölgede lenf sistemiyle alakalı bir müdahale olduysa bunu yapan cerrah muhakkak bu konuda bir bilgilendirme yapacaktır. Hemen oraya gitmek istiyorum, çok affedersiniz. Mesela hangi ameliyatlar? Evet, bir meme SA sonrası, meme kanseri evet. sonrası ya da bir cilt kanseri sonrası yapılan müdahalede herhangi bir bölgedeki lenf bölgesine, lenf nodüllerine bir metastaz yapılmış ise, olmuş ise oraya müdahale söz konusudur. Dolayısıyla bunun olması bile henüz herhangi bir vücudunda bir şişme, bir belirti, işte kolundaysa ya da bacağıyla alakalı kalçadan bir müdahale olduysa, bir ağırlık, bir hissizlik, harekette zorlanma ve karşı kol ya da bacakla kıyaslandığında belirgin bir farklılık. Bundan beraberinde kolda ise işte taktığı yüzüktür, evet. saattir, takıdır ve benzeri bunların o bölgede baskı oluşturması ve bununla beraberinde kendileri işte palpasyon dedim, dokunmayla gode dediğimiz bir süre basılı tutup parmağını dokusunda, bu bacak da olabilir, kol da olabilir. Evet. Basıp çektiği itibariyle orada bir çukurlaşma. Kimisinde bu çukurlaşma hemen geçer, kimisinde daha geç geçer. Çok ileri evrede, daha işte evre 3 dediğimiz son evrelerde artık doku kalınlaşması söz konusudur. Bu duruma kadar da zaten kendisi olaydan haberdar olur. Ama dediğim gibi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Yani ben lenf ödem miyimden ziyade zaten kendi hastalığımla lenf ödem olmama sebep olacak herhangi bir müdahale bana müdahale geçirmiş isem şunu bilmem gerekiyor. Henüz bir şişliğim yok ise bile lenf nodülleri alınmışsa kişinin, bu da şu demektir, lenf sistemi artık yetersizdir. O bölgede bir şişme olma olasılığı çok artmıştır bir önceki duruma göre. O zaman ne yapmamız gerekecek? Koruma evrelerine geçmesi gerekiyor. O konuyla alakalı profesyonel bir destek alıp bundan sonrası için nelere dikkat etmem gerekiyor, nelerden kaçınmam gerekiyor? Bu izahı. Ama kısaca ben de lenfödem var demem için işte neler vardır geçirdiği hastalıkla beraber. Kolumda şişme, ağırlık, hissizlik, bazen uyuşma, işte dokunduğumuz gode dediğimiz parmakla evet. basıp bir çukurluğun oluşması. Bunların hepsi takılarla beraberinde işte takının iz bırakması, bas evet. bırakması, çorap giyiyoruz, çorabı çıkardık, lastik bölgesinde bir boğum izi olması. Bunların hepsi lenfödemi belirti olarak. O zaman şunu da diyebiliriz işte bir lenfödem hastası aslında normalde hiç problemi olmayan kişiler bile o dar kıyafetleri çok tercih etmemeliyiz. Veya işte saatimiz evet. sonuna kadar şöyle takarken evet. veya işte bileklik alırken daha bol olanları tercih etmeliyiz herhalde. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Peki şimdi bu doğuştan olanlar var dedik. Evet. İlave etmeniz bir şey evet, burada şuna değinmek istedim. Sağlıklı kişilerin bile hani kıyafetten evet. işte lenf sistemimizin, dolaşım sistemimizin sağlıklı hareket edebilmesi için vücudun herhangi bir bölgesinde blokaj diyebileceğimiz, cilde baskı oluşturabilecek kıyafetlerden, kesinlikle takılardan kaçınmamız gerekmekte. Evet. Özellikle keseyi uygun buluyorlar sanırım değil mi? Dolaşımı da hızlandırmak amacıyla bu kese, köpük masajları çok çok iyi diye biliyorum ben lenfödem evet. sisteminin çalışması için. Şimdi gerçi sağlıklı herhangi bir lenfödem şikayeti bir işte cerrahi ve benzeri evet. primer ya da sekonder lenfödem hastası ise bu kontraindikedir. Kese atma klasik masaj. Çok iyi değindiniz. Lazım. Bu kesinlikle yapılmaması gerekmiyor. Buradan o zaman ama uyarmış olalım. Normal sağlıklı insanlarda masaj bir tür rahatlatma, dolaşımı arttırma evet. özelliğinden kaynaklı
yapmalarında evet. herhangi bir sakınca yoktur. Bunu gönül rahatıyla yapabilirler. Ama dediğim evet. gibi lenf ödemli hastaların kesinlikle bununla alakalı umut tacirliği yapan insanlar söz konusu işte masajdan lenf ödeminiz giderilmekte, evet, evet. işte şundan giderilmekte kesinlikle yapmamaları gerekmekte. Evet, çok önemli bir bilgi gerçekten de çünkü sonuçta lenf ödem hastasına yapılan masaj çok daha farklı. Bir doktorun yapması gereken evet. bir masaj olduğunu buradan belirtelim. Çünkü çok sayıda kişi belki de normal bir masaj salonuna gidip orada lenf ödem masajı yaptırmaya kalkabiliyor. Bunlar çok sakıncalı diyorsunuz. Yani lenf ödem problem varsa kişinin mutlaka ki bir uzman kişiden yardım evet. almalı. Şimdi belirtileri dedik. Evet. Doğuştan olabiliyor dedik. Bunun yanı sıra tabii sonradan da ameliyat gibi herhangi bir kişi veya bir kanser vakası geçirdiyse o da lenf kanallarına yansıdıysa bundan dolayı da olabiliyor dediniz. Anladığım kadarıyla bir yaş grubu var mı? Mesela doğuştan olabiliyor dediğiniz için herhalde bir yaş grubu yok. Yani lenf ödem hastaları şu yaş grubunda daha fazla diyebiliyor muyuz? Veya şu cinsiyettekiler daha fazla lenf ödem mesela kadınlarda daha çok görülüyor diyebiliyor muyuz? Yani kadınlarda daha çok görünme olasılığı fazla olma durumu, meme kanseri görünme olasılığı evet. çok yüksek olduğu için buna bağlı da dolayısıyla kadınlarda görülme olasılığı hı hı. özellikle kolda, üst ekstremite de erkeklere oranın çok daha fazla. Orada memeyi alınırken lenf kanallarına mı zarar evet, veriyorlar? Evet, memede kanser varsa bu kanserin dolayısıyla dolaşımla beraberinde evet. hemen en yakın lenf nodülleri yani lenf sıvısı şöyle vücudumuzun her bölgesinde bulunan lenf sıvısı belirli bölgelerden belirli kapılardan geçer. Buna biz nodül deriz. Evet. Nodüllerin görevi orada aynı zamanda vücudun koruma kalkanıdır. Herhangi bir mikrop ve benzeri bir durum varsa bunu parçalamakla ve filtre etmekle hı-hı. görevli. O sıvının filtrasyonu sağlamakta. Dolayısıyla kanser hücreleri gezinirken ilk uğrak yeri olacak olan koltuk altı lenf nodülleri. Dolayısıyla evet. meme kanserinde çok erken evrede belki bir sıçrama söz konusu olmuyor ama sonraki evrelerde genelde hemen koltuk altı lenf nodüllerine metastaz söz konusu. Koltuk altı lenf nodülleri de alındığı için koltuk altı lenf nodülleri kolumuzun lenfatik sıvısının drene olduğu bölgedir. Burada bir evet. kalkan bariyer oluşturduk. Bu sıvının akışının sağlanacağı bir nokta söz konusu olmayınca burada bir göllenme söz konusu olmakta. Evet. Peki doğuştan deyince tabii hemen kalıtsal mıdır? Böyle bir soru geldi evet. aklıma tabii doğal olarak. Evet. Genetik yatkınlık söz konusu olabiliyor ama bu şey görülme genetik faktörünün durumu da çok düşük bir oran. İşte babam primer lenf ödem, işte ben de lenf ödem vesaire. Bunun görülme olasılığı da çok düşük. Ama primer lenf ödemin sıkıntısı evet. maalesef doğumdan kaynaklı. İşte herhangi bir uzvunuzun olmadığını düşünün doğum esnası itibariyle. Burada lenf sisteminin, lenf kanallarının yetersiz olması dolayısıyla evet. Bir hayat boyu lenf ödeminin artmamasıyla alakalı bir tedavi ve bir takipte olmaları gerekmektedir. Peki şimdi teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Yani normalde tabii ki bir doktora gidildiğinde belli kan tahlilleri yapılıyor veya evet. belli görüntüleme merkezlerine gönderiliyor. Yani bir kişinin lenf ödem rahatsızlığı olup olmadığını, lenf ödem hastası olup olmadığını sadece orada bacağına ya da koluna bakarak mı karar veriyorsunuz? Yani profesyonel kişiler zaten hastanın hikayesini alıp fiziksel değerlendirmeyle hı hı. direkt olarak lenf ödem tanısını koyabilmekteler. Bizler bunu yapıyoruz. İşte hastanın hikayesi alındın. Evet. Kolda işte ya da bacakta diğer ekstremite oranan çok hacim artışı ya da kısmen hacim artışı söz konusu. Nitekim hikayesini de aldığımızda hikayesinde o bölgenin lenfatik sistemine bir cerrahi müdahale söz konusu mu değil mi? Ya da primerse ne zamandan evet. beri bu şişteki hikayesini alınca biz rahat bir şekilde bu teşhisi koyabilmekteyiz. Tabii bununla beraberinde
artık bilgisayarlı tomografi, işte sintigrafi dediğimiz, işte Doppler ve benzeri bir takım hastane ortamında da profesyonel tetkiklerle de bu teşhisi yapabilmektedirler. Evet, peki şimdi tedavisine geçeceğim ama tedavisine geçmeden önce biraz önce o saydığımız işte bol kıyafetleri genelde tercih etmeli dedik. Yani lenf ödem rahatsızlığımızın olmaması için herhangi bir ameliyat geçirmeden de kişide işte herhangi bir organa zarar verilmediği halde bile lenf ödem problemi olabiliyor mu? Evet, ödem artışı. Evet. Hep hatta kadınlarda diyoruz ya işte çok ödem var benim vücudumda. Bir türlü ödemimi atamıyorum diyenler oluyor. Yani şimdi tedavisine geçmeden önce yani biz bu ödem, lenf ödem hastası olmamak için işte kıyafetlerimize dikkat edeceğiz. Başka nelere dikkat edeceğiz? O zaman bundan beraberinde kısaca bir bununla alakalı seyircilerimizin de bilgilenmesini istiyorum. Lenf sistemiyle alakalı biraz konuşayım. Tabii. Lenf sistemi nedir? Ne yapar? Görevi nedir? Evet. Nasıl hareket eder? Nerelerde bulunur? Şimdi cildimizin, vücudumuzun hemen cilt altında her bölgede bizim lenf kapileri dediğimiz odacıklar böyle. O lenfatik vücut sıvısının hücrelerimiz sıvı ortamında, doku arasında hücrelerimiz bir sıvı ortamında bulunmaktadır. İşte biz bu lenf sıvısı dediğimiz hemen cilt altındaki dokunun hemen altında bulunan lenf kapilerleri, odacıklar, bunlar odacıkların birleşmesi sonucu belirli kanallara akarlar. Evet. Bu kanallardan da bu drene olan sıvı lenf nodülleri dediğimiz nodüllerden geçerken orada vücudumuza herhangi temas, bir işte arı sokması, bir sinek sokması, bir kesi, bir çizgi bir çizgin olması sonucu vücuda girebilecek bir mikrobun ya da bakterinin aynı zamanda bu nodüller tarafından bir kalkan olarak müdahalesi sonucu yapılır. Mikroplar parçalanıp vücuda bu sıvı tekrardan entegre edilir. Yani lenfatik sıvı, beslenme sıvısıyla beraberinde kan dolaşımı akar, arterler gelir. Tabii. Vücudun her tarafında böyledir. Şöyle bir ağ oluşturur, kılcallara yayılır. Kılcallar sonrası toplar damara geçiş olur. Bu aradaki, bu bölgede kılcal ağa yayılıp vücudumuza dokulara taşınması gereken kan yoluyla besinler, proteinler, işte yağlar, karbonhidratlar şu aralarda aynı zamanda dokuyla, lenfatik sıvı bu aralardadır. Bu aralarda difüzyonla yani filtrasyonla geçişler olur. Madde alışverişi olur. Evet. Buraya aktarılan madde aktarımı tamamlandıktan sonra atar damarlar gelip kılcallara ayrılır. Kılcallardan sonra toparlanıp toplar damar dediğimiz bu yukarıda tekrardan akciğer bölgesinden kalbe gelip akciğerden temizlenip vücuda aktarılır. Bu arada da lenfatik kanallarda kan kapilerlerin, kılcalların dağıttığı minareller bu işte daha ziyade proteinin tekrardan kan dolaşıma aktarılması için toparlanır. Yukarıda kalbin üstünde toplar damara, lenfatik kanalın en büyük damarlarıyla toplar damara kalbin yukarısına bağlanır. Ve bu tekrardan bir dolaşım halinde vücudun her tarafında yağ, su, hücre ve hyaluronik asitle beraber proteinin sirkülasyonunu sağlamaktadır. Evet. İşte biz bu akışı herhalde engelleyecek herhangi bir işte ameliyat olduğumuzda veya işte baskı yapan kıyafetler giydiğimizde ya da en çok kişilerin başına geliyor. Mesela herhangi bir düşme sonrasında bacakta veya kolda bu tarz ödemler oluşabiliyor değil mi? Evet. O akış orada bozuluyor, problem oluyor ve tabii ki muhtemelen bir i̇şte fizyoterapiste gelerek orada travmatik bir geliyor. Ödem, travmatik bir ödem oluşmakta. Evet. Bu gayet vücudun iyileşme sürecinde olması gereken bir şey. İşte ama lenfatik sistem bozukluğunda, yetersizliğinde de bütün ekstremiteyi etkileyebilecek bir göllenme söz konusu. Bununla beraberinde işte bu akışı günlük yaşam içerisinde bu lenfatik dolaşımın
Sağlıklı olması için dikkat etmemiz gerekenler işte rahat kıyafetin olmaması, çok uzun süre bacak üst üste Değil mi? atılmaması. Hemen ben Evet, de bu vücudu uyarıyı da düzelteyim. yapayım. Bu da dikkat edeceğimiz bir husustur aynı zamanda. Çünkü hemen diz arkasında da Değil mi? bizim lenf nodüllerimiz vardır. Bacağı yukarıya doğru kaldırdığında ya da kilo artışı olduğunda göbek bölgesinin kasık dibinde çok zengin olan lenf nodüllerine baskı olması, buranın Tabii. bariyerine engel olması. Bu da şeydir, bir ödem oluşumu söz konusu olur. O da sağlığımız Evet. için O istemediğimiz bir zaman şey. kilo diyorsunuz ki Evet, kesinlikle kilo kesinlikle olmamalı. Tabii hayatımızın... zaten sağlıklı yaşam Evet, için olmamalı. genel. Ama bir lenf ödem hastasıysa tabii ki o kilodan dolayı da ekstra tabii daha da fazla hissedebilir değil mi o Kesinlikle, ödemi? kesinlikle. Onu da Çünkü hemen belirtelim. şöyle söyleyeyim, kan dolaşımının sağlıklı olmasını ya da o dolaşımın basıncı sağlayan şey kalptir. Kalbin bir pompalama gücü vardır. Bu ilk pompaladığında 100 milimetre civa bir basınçla aortta kan çıkar. Daha aşağıda 80 milimetre civaya kılcallara dağılırken işte kılcal ağ içerisinde 35 milimetre civa ve yukarı çıkarken toplar damarda 8 milimetre civa olarak azalarak en son sıfır basınçla tekrardan dolaşıma katılmakta. Ama lenf sisteminin kalp gibi dolaşımı sağlayacak bir pompası yok. Bunu yerine ne vardır? Hareketimiz vardır. Değil mi? Hareket Kasların etmek. kas eklem pompası dediğimiz kasların ve eklemlerin hareket etmesi sonrası lenfatik kanallar arasında bir hareket, lenfangiyomotorik hareket dediğimiz bir segmental bir hareket söz konusu. Bu dolaşımı artırmakta. Kilolu olduğumuz takdirde ne yapamıyoruz? Çok fazla hareket etmiyoruz. Edemiyoruz, Yani evet. sedanter bir yaşantı olmakta. Bu sedanter yaşantı da dolayısıyla vücudumuzda ödem birikmesine sebep olmakta. Tam hareket demişken yine tedavisine geçemeden bir soruyu daha burada söz konusu buraya Evet. geldiğimiz için hazır yerinde bir soru olacak. Yapılabilecek egzersizler neler? Yani neleri önerirsiniz lenf ödem Evet. Yani lenf ödemli kişilerin özellikle ağır sporlardan kaçınmaları hastasına? gerekmektedir. Ağırlıkla Evet. çalışılan herhalde. Etkilenen kol ya da bacakta ekstremitenin, kolun ya da bacağın kendi ağırlığıyla hareket etmesi gerekmekte. Herhangi bir ağırlık ve benzeri spor salonunda yapılan işte fitness dediğimiz, body dediğimiz işte vücut güçlendirici, işte yük bindirme bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Sadece lenf sisteminin hareketini sağlayan kas eklem pompası dediğimiz bacağın ya da kolun kendi ağırlığı içerisinde hareketler söz konusu. Burada işte meme kanseri olan hastalar için ayrı hareket gruplarını sona doğru ekleyelim. İşte alt ekstremitede bacak lenf ödemi olan hastalarımız için de ayrı bir egzersiz önerisinde bulunalım. Bulunalım. Tamam. Peki onun öncesinde ama bir tedavisine geçelim. Lenf ödem teşhisi konuldu. Kişiye doğuştan ya da sonradan hastalıklar veya işte ameliyat sonrasında veya işte dediğiniz meme kanseri sonrasında kadınlarda çok görülüyor. Böyle bir teşhis konuldu. Lenf ödem tedavisini nasıl uyguluyorsunuz? Evet. Şimdi hastalarımız ya da seyirciler şunu sorabilir işte kanser sonrasında nodülleri alındı. Dolayısıyla orada geçiş yok. Burada şişen ödem nasıl atılabilir? Kesinlikle kalıcı bir tedavi söz konusu değildir henüz lenf ödemle alakalı. Ama lenf ödemine bağlı kolda ya da bacakta bir şişme varsa bunun tedavisi mümkündür. Tedavi bitimi sonrasında korumakla beraberinde kendi yaşam konforunu sağlayabiliyor. Bizler neler yapmaktayız fizyoterapistler olarak? Kompleks boşaltıcı fizyoterapi dediğimiz manuel lenf ödem drenajı bununla beraberinde kompresyon bandajlama tekniği ve en son özel kişiye özel yapılan bası giysisi dediğimiz lütfen varis çoraplarıyla karıştırmasınlar. Bunlar tamamen farklı. Çoraba benzer
Ama özel basınçla, kişiye özel, aşağıdan yukarıya basınç ayarı yapılmış, özel tedavi sonrası inen kol ya da bacağın son hacim ölçüsüne uygun yapılıp siparişe getir, hastaya kullanımı öğretilmekte ve hasta taburcu edilmekte. Biz tedavi öncesinde, tedaviye başlarken hastaya tedavi süreciyle alakalı bütün karşılaşılacak durumu anlatmaktayız. Çünkü kişi bazen işte bu manuel olarak yaptığımız ödemin drenajı sonrasında bir bandaj yapılmakta. Bu bandajı bazen hastalar tölere edemeyeceklerini söylemekteler. Hı hı. İşte tedavinin ikinci günü diyor ki ben diyor bunu işte tahammül edemiyorum ne vesaire. Ne kadar süre mesela tutması gerekiyor? İşte burada tedaviye ne zaman katıldığı çok önemli. Yani hastalığın hangi evresinde? İşte birinci evre dediğimiz henüz çok bir ödem söz konusu değil. Evre sıfır dediğimiz işte lenfödem olma riski taşıyorum. Ameliyat oldum ama daha şişmem yok, bir şey yok. Daha yeniyim, tazeyim. Bu durumda bir profesyonele giderseniz tedaviniz çok basit, çok hızlı. Ve bandaja gerek kalmadan belki sonrasında sadece koruyucu çoraba geçebiliriz. Evet. Bandaj çünkü şişlik olması gerekiyor. Evre 1'de gene daha kolay yaklaşımı. Evre 2 ve 3, hele de 3 çok zorlandığımız bir evredir. Çünkü lenf sıvısı proteinden zengin bir sıvıdır. Bu farkı unutmayalım. Yani her ödem proteinden zengin olmuyor. Ama lenf sıvısı, lenf ödem proteinden zengin bir ödemdir. Vücudumuzda protein yapılı olduğu için dokularımız, o bölgede uzun süre kalan bir proteini düşünün. Bu sefer ne olacak? Cilt kalınlaşması olacak. Ölü doku diyebiliriz biz buna. Evet. Fibrotik doku. Doku gittikçe kalınlaşacaktır. Evet. Sert bir doku oluşmakta, ölü doku olarak ifade edelim. Hastalarımız öyle ifade ediyor, onlar da seyircilerimiz anlasın diye. Orada sert fibrotik bir doku oluşmakta. Dolayısıyla bu sefer o protein orada bir değişime uğramakta, fibrotik bir dokuya. Onu çözebilmek, aktarabilmek için bazı tekniklerle oradaki bu sefer dokuyu yumuşatma, ödemi yumuşatmaya çalışıyoruz. Bu da süreci uzatabiliyor. Yani bir haftadan tutun 1,5-2 aya varan tedavi süreçleri değişiklik göstermektedir. Ama kalıcılık sağlayamıyoruz diyorsunuz. Yani bir lenfödem hastası sürekli size gelmeli. Şöyle, sürekli bize gelmeleri gerekmiyor. Yani kadar mesela? Biz akut tedavi yaptıktan sonra örnek veriyorum 3 haftalık bir tedavi süreci oldu. Bu tedavi bitirirken bu süreç içerisinde bizler hastayı eğitiyoruz. Kendi kendilerine yapabilecekleri bir takım kola gelen işte koldaki ödemin atılması için anastomoz dediğimiz yapılar vardır vücutta. Bir yerde bir kapalı durum gidişat yoksa yeni kanal açma. Vücudumuz, hep aşağıdan yukarı derler mesela. Evet, aşağıdan yukarıya işte genelde kalp evet, yönü. Evet. Aşağıdan yukarıya doğru bir hareket söz konusu ama sıvının boşaldığı yer lenf nodülleri bölgesine akıyordu. Burası kapalı cerrahi bir müdahale oldu. Evet. Biz dolayısıyla yeni yollar oluşturmaktayız. Yani anastomoz dediğimiz elle uyarıyoruz. Sıvıyı başka bölgeden diğer lenf nodüllerimizin olduğu bölgeye taşıyoruz. İşte manuel lenf drenajıyla biz bunu yapmaktayız. Evet. Bunun üstüne de her gün devam eden kompresyon bandajları yapılmakta. Bir sonraki tedavi gününe kadar. En son tedavi bitimiyle beraberinde bası giysisine geçilir ve hastaya kendi kendine yapması gereken bir takım drenajlar, işte manuel drenaj ve egzersizler. Bununla beraber cilt bakımını cildi nasıl koruyacağını buna da değinmişken şimdi bütün bunları yaparken cilt bakımı çok önemli. Çünkü artık etkilenen kolumuzun ya da bacağımızın bağışıklık sistemi zayıflamıştır. Ne dedik? Herhangi bir vücudumuza bir mikrop aldığımızda o koldan ya da bacaktan onun vücuda girişini engelleyen lenf nodülleri parçalıyordu. Alınmış lenf nodüllerimiz ne olacak? O zaman
şuna dikkat edeceğiz. Bir, tırnak bakımını yaparken, tırnaklarımızı keserken kesinlikle oradaki yumuşak dokuya zarar vermemeliyiz. Evet, çok dipten kesmemek yani. Evet, kesinlikle. İkincisi, özellikle yazın herhangi bir arı, sinek ve benzeri bir hayvan sokmasına karşı dikkatli olmalıyız. Bir üçüncü uyarımız, hastaneye gittiğimizde, evet, bunu kesin ve kesin muhakkak söylüyoruz, o koldan ya da bacaktan iğne, kan alma, hı-hı, tansiyon ölçme dahil olmak üzere bu tür müdahaleler yaptırmıyoruz. Baskı olacak. Evet, bununla alakalı çünkü bazı sağlıkçılar, hı-hı, da henüz bilgi sahibi değiller. Evet. Hastanın bu konuda bilgilendirilip buna benzer durumlarda kendisinin müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü o kola ya da bacağa en, hı-hı, ufak bir müdahale çok hızlı bir enfeksiyona sebep olmakta. Bir erisipel enfeksiyon, evet, dediğimiz bir durum gelişmekte. Bu da yüksek ateş ve kolun ya da bacağın çok hızlı şişmesine sebep olmaktadır. Beslenme ile ilgili bir öneri var mı? Çünkü proteinden zengin bir doku dediniz. Evet. Şimdi lenfatik sıvının vazifesi içerisindedir. Evet. O sıvının kendi özelliği zaten proteinden zengin olması. Biz şunu önermekteyiz beslenme ile alakalı. Kilo almamaya gayret, hı, edin. Tabii. Çünkü kilonun alması, yağ dokunun birikmesi, hı, aynı zamanda bu sıvının akışını da engellemekte. Bozucu. Demin dediğimiz sedanter yaşantı, hı-hı, kilo fazla, daha az hareket etmekteyiz, daha, hı-hı, pasif olmaktayız. Biz de hareketsizliği istemiyoruz lenfödempe. Aktif hareket, hı-hı, her zaman olması gereken, hı-hı, bir şey. Genel sağlığımız açısından tabii da hani sizler de bu duruma hakimsiniz. Hı-hı. Evet yani. Peki şimdi tedavisine devam edelim. Diyelim ki en ileri seviyede size geldi kişi, hasta. Evet. Yani bir 3 haftalık bir periyot uyguladıktan sonra kişinin yapması gereken ve işte kullanması gereken ürünü verip kişi hayatını o şekilde devam mı ediyor? Yani en ileri seviyede lenfödem hastasının size geldiğini düşünürsek 3 haftada bir de ne kadar sıklıkla arıyorsunuz ve o seanslar 1 saat mi sürüyor? Evet. Ne kadar sürüyor? Şimdi resmi aktarmıştık. Evet, muhtemelen. Ama, evet, yayına, hı-hı, şeyde, evet, olacaktır. Hı-hı. Seyircilerimiz görebilecektir. 18 yaşlarında bir kardeşimizi, hı-hı, tedaviye aldığımızda, evet, 12 yaşlarında bu hastalığa yakalanıyor. Yakalanma sebebi, hı-hı, çok ilginç. Bir tatlı suya yüzmek için girerken, evet, tırnak bölgesinde, ayak tırnak bölgesinde bir yara, işte bir kesinin oldu. Kuvvetle muhtemel oradan bir enfeksiyon, hı-hı, geçirdi ve lenfanjit dediğimiz lenf kanallarının iltihaplanması, erisipel, hı-hı, enfeksiyon geçiriyor. Ondan sonra 12 yıl boyunca, pardon 7 yaşlarında 12 yıl boyunca hastanelerde klasik tedavi yöntemleriyle işte, evet, ilaç tedavisi, işte şu tedavi, bu tedavi falan. En son bizimle tanıştı, araştırmaları sonucu bize ulaştı ve kompleks boşaltıcı fizyoterapi diye adlandırdığımız manuel lenfödem tedavisiyle beraberinde, evet, bandaj ve çoraba geçtik. Bana söylemişti hocam, yıllar sonra hocam artık bir mağazaya gidip bir pantolon alıp giyebildim. Çünkü o güne kadar o bacak için özel ölçülü bir pantolon dikiyordu. Tamam. Bu sevinci hep beraber yaşadık. Ve ondan sonra da konuyu dağıtmayayım ama bir kök hücre uygulaması, hı-hı, da başlattık. Son zamanlarda duyuyoruz. Evet, bir, evet, hocamız aracılığıyla yapıldı. Hı-hı. Ve tablo çok güzel. Onun için sistemde bir eksiklik olmadığı, hı-hı, için hastanın %100'e yakın iyileşme tablosu ortaya çıktı. Şu an çorabı sadece her günde kullanmıyor. Bazı diğer, hı-hı, hasta gruplarının her gün kullanması, her gün gerekiyor. Kullanması. Bunu her gün kullanması gerekmiyor çünkü sistem aktif oldu. Şu an gün aşırı, işte haftanın birkaç günü sadece çorap kullanmakta. Ümit ediyoruz ki kısa bir süre sonra bunu da, evet, öyle olsun. Yani tedavisi olan bir rahatsızlık o zaman. Evet, ama dikkat, evet, etmek gerekiyor, evet, değil sonrasında mi? Sonrasında koruma fazı var işte. Evet. Bu şey, biz şikayeti
Burada bir lenf sisteminiz eksik, biz bunu yerine getirmiyoruz. Ama bunun neden oldu? Bundan kaynaklı oluşan o ödemin, o göllenmenin, o artışın bunun da sizin hayatınıza verdiği zorluğu ortadan kaldırıp bundan sonra tekrardan bu tablonun oluşmaması için neler yapılabilir öğreniyorsunuz. Çorabınızı düzenli kullanacaksınız. 6 ayda bir değiştireceksiniz. Yapmanız gereken egzersizleriniz olacak. Çok uzun süre o kolunuzu ya da bacağınızı yormamanız gerekmektedir. Buna benzer uyarılar yapmaktayız. Bundan beraberinde kesinlikle o cilde etkilenen bölgedeki cildimize, ben gerçi genel bütün vücudumuz için sağlıklı insanların da çok kozmetik ürünlerle alakalı katkı ürünü içeren işte kremdir ve benzeri ürünlerin kullanılması sistemi, ki lenf ödemde kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. İçerisinde bir alkol ya da işte parfümeri ve benzeri bir etken madde varsa kesinlikle kullanmamaları gerekiyor. Yağlı bir kremde olmaması gerekiyor. Sadece nemlendirici özellikle cildin pH'ına uygun katkısız bir krem olması gerekiyor. Evet, bunlar da çok önemli bilgiler. Evet, eğer lenfedem hastasıysanız, yani alkol içeren veya herhangi bir şekilde cildin pH'ına uygun olmayan ne bir yağ ne de herhangi bir ürün kullanmamız gerekiyor. Evet. Peki lipodemi çok duyuyoruz. Yani lenfedemle lipodem arasındaki fark nedir? Yani lipodem nedir, farkı nedir? Evet. Lipodemle lenfedem farkı... Lipödemde genelde simetriktir, çift bacak etkilenimi söz konusudur. Lenfödemde ekseriyet tek kol ya da tek bacağın etkilenimi söz konusudur. Lipödem çok düşük olasılıkla beraberinde, yani kolda görülmesiyle daha ziyade bacaklarda görülen bir hastalıktır, bir şikayettir. Cilt altındaki yağ dokunun belirginleşmesi. Bu genelde siyahi ırklarda görebileceğimiz, işte görmüşüzdür, bel bölgesi, üst bölge, işte kol, omuzlar vesaire ince, kalça bölgesinde anormal bir yığılma söz konusu. Burada bilek kısmına kadar bir yığılma söz konusudur. Ayaklar etkilenmemiştir. Lenfödemde ayaklar da etkilenir. Parmaklar bile etkilenir. Ama lipödem cilt altındaki yağ dokunun birikmesi sonucu, bu yağ birikiminden kaynaklı lenf kanallarının, lenfatik akışın da etkilenmesi sonucu bu sefer lipolenfödem oluşmakta. Evet. Evet, kombine bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Tablosu lipödemin lenfödemden farklı. Lipödem ağrılıdır. Hassasiyeti fazladır. Bir çarpma, bir sonucu çok hızlı bir şekilde o iç kılcal yağ dokudaki kılcal kanama sonrası çok çabuk bir morarma, mavi bir görüntü oluşmakta. Bunun ötesinde kimlerde görülür dersek de hareketsiz kişilerde mi genelde? Daha ziyade genetik bir faktör söz konusudur burada. Ergen kişilerde daha ziyade çoğunlukla aslında çok düşük ihtimal, hani erkekte görülme olasılığı, ama genelde bunu kesin kesin mı? Ve kesin evet, bayan hastalığı fazla olarak söylenir bu, çünkü literatürde öyle geçer. Selülitle de karıştırılıyor mu? Genelde görüntüsüne baktığınızda, yani deri altı tabakasının görüntüsü direkt selülit görüntüsünü veriyor. Görüntü olarak işte o katmanlarda bir selülit görüntüsü oluşmakta, ama bir selülitli birisi ben lipödem miyim falan, bu farkı çok rahat kendisi hisseder, anlar zaten. Çünkü lipödemin ileri evresinde artık yürümekte bile zorluk çekerler. Bacak arasındaki aşırı artık, kilo herhalde aşırı, var lipödemde Yani şöyle, hani kilo alma lipödemi arttırır ama obezite bir lipödem midir? Değildir. Bazen bu yanlışı da yapabilmekte, aşırı kiloluyum lipödem değil. Bu lipödem değildir. Çünkü oradaki lipödem dokusu farklı bir doku, farklı bir yağlanma. Normal yağlanma değil. Nitekim normal kilolu insanların zayıflarken vücudun her tarafında kilo verebilirken lipödemde
ne kadar kilo verirse versin üst tarafta incelme oluyor ama alt tarafta işte basen çevresinde, kalça çevresinde çok fazla incelme olmuyor. Oradaki dokunun hatta gri yağlanma diyebiliyoruz biz oradaki farklı bir yağ dokusudur. Yıkımı çok zordur. Evet. Kilo verirken vücutta enerji harcarken karbonhidrat, yağ, hı hı. en son protein dokudan biz şeye kayba uğrarken gri yağlanmada protein dokuyu attıktan sonra bile biz bu lipödemin erimesini ya da incelmesi maalesef pek mümkün olmuyor. Yani lipödemin tedavisi mümkün değil mi? Aynen lenfedemde olduğu gibi. Lipödemde kısmen bir şey söz konusu. Bunda da tablonun ileri gitmemesinin önüne geçilmekte. Peki lipödemde de liposakşını duyuyoruz. Doğru buluyor musunuz? Çok sakıncalı bir işlem. Hmm. Yani şöyle, lipödemde son çare olarak çok profesyonel bu lenfatik sistemi iyi bilen bir ekip tarafından yapılabilmekte. Lenfödem, lipödem tedavisi sonrasında. Ama normal yağlanma için sağlıklı bireylerde bu bölgede yağ birikimi evet. var. Kalkıp liposuction yapmaktadırlar. Hatta bununla ilgili bir hemşire hastam oldu. Zamanında yaptı liposuction sonrası bir lenfödem hastası oldu ve tedavisini ben yaptım. Çünkü çok özel kanüller gerekmektedir liposuction yaparken. Oradaki hani bunu yapan hekimler, hocalar muhakkak ki vardır. Ama yağ dokuyu alırken siz oradaki lenf kanallarını da aldığınız takdirde ne yapacak? Oradaki lenfatik akışı ne sağlayacak? Kanalları tabii, aldık, dağıttık, bozduk. Bunun yerine lütfen sağlıklı beslenelim, spor yapalım, egzersiz yapalım. Yaşam kalitemizi arttırıcı önerileri hayatımıza dahil edelim. Cerrahi bir müdahale, evet. liposuction ve benzeri şeylere. Sağlık durumu çok önem arz etmedikçe... Evet, ben şahsen karşı çıkmaktayım. Peki, önermiyorum. Lipödemin tedavisi de aynen lenfödemin tedavisi gibi mi? Yani evet. Kişiye yine bir 3 haftalık en ileri seviyesinde geldiğini düşünürsek bir süreç değil. Sonrasında... Lenfödem kadar çok yoğun değil. Mi? Drenaj ve bası giysisine direkt geçiyoruz. Çok bandajlama dediğimiz kompresyon bandajı çok evet. yapmıyoruz. Çünkü şey daha ziyade drenaj ve özel bası giysisini yapıp kilotlu çorap şeklinde ve hastayı egzersizle şeyi çok daha kolay. Yani kendi kendine yapılması gerekenler sınırlı olduğu için egzersiz ve hani beslenme bizim öğrettiğimiz birkaç bir şey. Ama lenfödemin ilk evresinde bandajlama da işin içinde olduğu için yoğun bir şekilde daha zor ama lipödemde şey daha kolay. Yani kendi kendine yapılabilirlikler daha kolay. Ama sonuç, lenfödemin sonucu daha hızlı, daha kolay. Evet. Ama tabii bir lenfödem hastası veya bir lipödem hastası tabii gerek beslenmesi olsun, kilosuna çok daha fazla anladığım kadarıyla dikkat etmek zorunda ve artık bu şekilde yaşamayı da öğrenmeli mi? Yani siz size geldiğinde mesela bir seans, bir saat mi manuel terapi uygulanıyor mesela bir lenfödem hastasına? Evet, ortalama bir saat, bazen iki bacak etkilenmişse, işte kol vesaire birden fazla ekstremite etkilenmişse süremiz işte 1,5-2 saatlere varabiliyor. Evet. Yani. Ama tek bir kol ya da bacakta manuel lenf drenajımızla beraberinde yaptığımız şey bandajlama. Bir saat gibi bir süresi olmakta. İleri seviye bir lenfödem hastası veya lipödem hastası yani size geldiğinde nereden baksanız bir haftada bir mi geliyor? Onların tedavi nasıl bitimince oluyor? Özellikle lenfödemin 3 haftalık bir tedavi süreci varsa 3 hafta boyunca her gün almaktayız. Her gün geliyorsunuz. Evet. Her gün manuel lenf drenajı yapılır. Akabinde kompresyon bandajı yapılır. Çünkü bizim yaptığımız bandaj sonrası bir sonraki gün hasta gelince bandajımın artık gevşediğini kendisi ifade edecek. Çünkü incelme olacak. Bu sefer yeni incelmiş haline göre bir tedavi ve bir basınç uygulayacağız. Bir sonraki gün her gün bir incelme söz konusu olacaktır. En son tabloda da fotoda da attığımız resimde de
görecekler evet. hastalarmış. Bir kompresyon çorabı giyecekler ve hastalarımız öğrenmiş bir şekilde taburcu olacaklar. O şekilde hayatlarına devam evet, edecekler. Evet. O çorabı giyerek evet. yani. Yani tabii öncesi ve sonrasında ben de resimleri gördüm. Çok büyük farklılıklar var. Yani siz diyorsunuz ki biz 3 hafta boyunca her gün hastayı alıyoruz. Evet. O şekilde bir tedavi evet, söz kesinlikle. Konusu. Bir lenfödemde de lipödemde lipödemde daha şey haftada hastanın durumuna göre bu da yani evet, tabii. lipödeme biz bağlı çok genel bir konuşuyoruz. Ciddi bir lenfödem söz tabii. konusuysa ayrı bir olay ama haftanın 3 günü optimum evet. süre biz manuel lenf drenajını yaparız. Hı-hı. Bundan beraber de çok hızlı bir şekilde çoraba da geçilmişse evet. bası giysisine haftanın 3 günü yeterli olmaktadır. Peki tedavisi dedik ama size çok geç ulaştılar veya önemsemediler. Sonuç ne olur? Doktora gelmediler. Evet. En tehlikeli sonuç ne olabilir? Sonuç veya son ne anda? Olabilir? Hemen onu söyleyeyim. Hı-hı. Son evrelerde artık yükün çok arttığı. Hareket mi edemiyor? Hareket edemiyor. Hı-hı. Koldaysa kolunu kaldıramıyor, evet. bacaktaysa bacağını kaldıramıyor. Bu sefer beraberinde herhangi bir organa organa girmeden önce bu sefer kalp. O cildin bir bölgesinde bir akıntı, bir kesinin olması bu da ayrı bir enfeksiyon ve zincirleme bir rahatsızlık. O boyuta gelebiliyor evet, diyorsunuz. Evet, kesinlikle, yani. Kesinlikle. İşte bu yaptığımız yayınların zaten amacı bu insanları bilinçlendirmek. Hiç değilse bu tarz belirtiler varsa en başta programın en başında saydığımız herhangi bir hemen bir doktora gitmek gerekiyor. Peki böyle bir teşhis yok. Lenfödem teşhisi, lipödem teşhisi yok. Kişiler yine de bir fizyoterapiste girip bir manuel terapi veya bir lenf ödem kanallarına harekete geçirici bir terapi demeyelim buna da tabii ki bir masaj, manuel terapi uygulatabilir mi? Tabii ki terapi de diyebiliriz. Yani dolaşımı hızlandırmak evet. gibi herhalde bu. Nasıl ki bizler bir işte tatil ihtiyacı hissediyorsak, evet. bir işte bir saunaya, hı-hı. bir masaja, bir spa'ya gidelim. Evet. İşte bir rahatlama, bir konfor ise hı-hı. sağlığımız için bizdeki amaç zaten bu olmalı bence. Hasta olmadan. Değil mi? Kesinlikle. Koruyucu sağlık yani aynen. öncesi. Tabii. Gidip ben işte sürekli biz kendimiz hı. bile fizyoterapistler olarak dönem dönem kendi arkadaşlarımıza kendimizi teslim ediyoruz. Evet. Çünkü gün içerisinde yanlış postürde, yanlış hı-hı. pozisyonlarda, zorlu şartlarda hı-hı. çalışabiliyoruz. Sizler de aynı şekilde. Evet. Ve dolayısıyla dokumuzun kanlanması, beslenmesi bunlara ihtiyaç duyuluyor. İmkan dahilinde kesinlikle hasta olmadan da sağlık profesyonellerine hı-hı. ulaşmalarını tavsiye ediyorum ben. Evet. Mesela ayda bir falan mı? Yani özellikle harekete geçirmek. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Gittikçe iş yükü artan hı-hı. bir toplumuz. Sorumlulukları artan bir toplumuz. Evet. Fırsat buldukça diyelim. Fırsat tarih buldukça. Koymayalım. Evet. Ama ihtiyaç varsa da hiç zaman kaybetmeden hı-hı. probleminizi arttırmadan çok erken bir vakitte lütfen sağlık profesyonellerine ulaşın ve sağlıklı kalın. Programımızın sonuna geldik. Fizyoterapist Mahmut Bilgin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür verdiğiniz bilgiler Meltem için. Hanım. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir sizler şey var mı? Sizler aracılığınızla güzel bir program sunmuş olduk. İzleyicilerimizi bilgilendirmiş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Biz bizleri teşekkür dinledikleri ederiz. İçin. Verdiğiniz bilgiler için fizyoterapist Mahmut Bilgin bizimle birlikteydi. Bugün lenf ödem tedavisini konuştuk. Aynı zamanda lipödem nedir dedik ve lipödemden farkını konuştuk. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola bir başka programda. Görüşünceye dek hoşça kalın.